Şimdi Kılıçdaroğlu'nun gündemiyle devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu şehir gezilerini ve mitinglerini sürdürüyor. Kılıçdaroğlu bugün Kayseri'de yurttaşlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun yanında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan vardı. Tüm gelişmeleri öğrenmek için Medyaskop yayın yönetmeni Ruşen Çakır'a bağlanıyoruz. Ruşen Çakır, hoş geldin. Merhaba. Bugün Kayseri'de mitingdeydin ve orada hem Babacan'ı, hem Temel Karamollaoğlu'nu, hem Mansur Yavaş'ı, hem de Kılıçdaroğlu'nu dinleme fırsatın oldu. Biz yayına girerken tam Kemal Kılıçdaroğlu sahneye çıkıyordu. Ana gündem maddeleri Kılıçdaroğlu'nun dışındakilerin daha çok ekonomi gibi gözüküyordu. Nasıl karşılandı Kılıçdaroğlu? İlk onu sorayım. Çünkü Kayseri özellikle AKP'nin güçlü olduğu bir il. Sözü sana bırakayım Ruşen Çakır. Sara, güçlü olmak lafı burada yetmiyor. Kayseri benim çok iyi bildiğim bir şehirdir. Gazetecilik hayatımda burada siyaseti çok yakından takip ettim. Çok seçim kampanyası izledim. 91 yılından beri, Abdullah Gül'ün ilk seçildiği zamandan beri. Burada son seçimlerde AK Parti artı MHP'nin oyları %80 civarında. Yani öyle 50-60 falan değil, %80 civarında. Ve CHP geçen seçimde bir milletvekili çıkarabilmiş, İyi Parti bir milletvekili çıkarabilmiş, 6 tane AKP'nin, 2 tane de MHP'nin milletvekili var. Şimdi böyle bir şehirde çok iyi bildiğim, milliyetçiliğin çok yoğun olduğu, muhafazakarlığın da güçlü olduğu, iç içe geçtiği bir şehirde açıkçası bugün merak ettiğim için geldim Kayseri'ye. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ne yapabilir diye geldim ve şaşırdım. Çünkü beklemediğim kadar bir ilgi gördü. Önce yanlış mı yapıyorum dedim. Çok güvendiğim Kayserili, taraflı olduğunu bildiğim isimlere sordum. Mesela bunlardan bir arkadaşım AKP'nin kuruluş sürecine katılmış. 2002'de biz AKP olarak, AK Parti olarak burada yaptığımız miting bizi şaşırtmıştı. Herhalde bugünkü miting de CHP'lileri aynı şekilde şaşırtmıştır yorumunu yaptı. Burada ilginç bir şey vardı. CHP'nin %15 civarı bir oy potansiyeli var. Ama bu seçimde ikinci sırada Saadet Partisi'nden çok güçlü bir isim var. Üçüncü sırada Deva Partisi'nden bir isim. Dördüncü sırada Gelecek Partisi'nden. Şu haliyle konuştuğum kadarıyla insanlar iki milletvekilinin CHP listesinden çıkarılmasını neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. İyi Parti'nin de bir milletvekili zaten çıkartacağı, yani Cumhur İttifakı'ndan bir milletvekilini transfer edileceğini söylediler bana. İlk başta bunlar sanki bir temenniymiş gibi geldi ama bugün miting izlediğim zaman gerçekten bunun olabileceğini gördüm. Bir de şöyle bir şey oldu, onu söyleyeyim, yani bu şey değil, ayıp bir şey değil. Ben milliyetçi muhafazakar kesimle ilgili yazan çizen birisi olduğum için ve Kayseri'de öyle bir yer olduğu için aynı zamanda Kayseri'nin milliyetçi muhafazakar kesimi çok ilgilidir böyle şeylere, medyaya vesaire. Beni tanıyan çok insanla karşılaştım ve onlarla konuştum. Bunların kimisi eski ülkücü, hatta hala ülkücü kendini tanımlayan. Kimisi Refah Partisi'nde aktif bir şekilde zamanda çalışmış vesaire. Ve bu isimlerin büyük bir kısmı mitinge katılmıştı ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söylediler. Yani bu hani vardır ya, bir olur iki olur, beni birisi kandırıyor mu dersiniz ama birden fazla böyle insana tanık oldum. Şeye de tanık oldum, parti yöneticileri, gerek Saadet gerek CHP yöneticileri, DEVA yöneticileri de, İyi Partililer de vardı bu arada mitingde. Onlar daha önce Meral Akşener miting yapmış ama buna da gelmişlerdi. Onlarda bir şaşkınlık vardı. Gerçekten bu kadarını beklemiyorlardı anladığım kadarıyla. Kemal Kılıçdaroğlu da biraz bunun havasına girdi. İki liderin konuşmasının ardından tamamen popülist bir konuşma yaptı. Daha önceki konuşmalarına benzeyen bir konuşma yaptı. Çok ideolojik meselelere girmedi. Ama Kayseri'yi de bildiği için milliyetçilik söz konusuysa bizden iyi milliyetçilik, milliyetçi yoktur gibi şeyler de söyledi. Yani Kayseri'nin nabzını da tuttu. Ama bugün
itibariyle baktığım zaman herhalde AK Partililer de bunu, MHP'liler de bunu izlemişlerdir. Bir şeylerin Kayseri'de kendileri için ters gittiği duygusuna kapılabilirler. Ama burası, tekrar söylüyorum, genellikle hani şey kullanıyoruz, Cumhur İttifakı'nın kalesi. Kayseri kaleden de öte bir yer. Yani %80 alınan, Cumhur İttifakı'nın %80 aldığı bir yer. Bu burada bunun olabilmesi gerçekten bir şeyleri değişmekte olduğunu gösteriyor kanısındayım. Bunda tabii ki Saadet Partisi'nden, DEVA'dan adayların olması, onların liderlerinin de konuşma yapmasının da etkisi olabilir. Ama büyük bir çoğunluk sanki böyle bir çok parti angajmanı olmayan ama Kemal Kılıçdaroğlu'na bir şekilde ilgi duyan insanlarmış gibi geldi bana. Az önce tweetlerine bakıyordum, bir fotoğraf var, Kayseri fotoğrafı diye paylaşmışsın. Bir yanda Atatürk, Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Törev. Orada Sinan... Sinan Ateş olayı, evet. Tam aslında Kayseri böyle bir yer. Kayseri 91'de Refah Partisi, Milliyetçi Çalışma Partisi ortak girdiği seçimi de hatırlıyorum. Burada bir seçim mesela yıllar önce Milli Selamet Partisi, sonra Milliyetçi Hareket Partisi öne çıkar. Bir seçim Fazilet Partisi öne çıkar. Bir MHP'nin iki milletvekili çıkarttığı tek şehir Kayseri. Atatürk vardır. Erdoğan tabii ki var. Ama buraya Kılıçdaroğlu da eklendi. Ve Sinan Ateş pankartının, töreyi bozduğumuz pankartının bu mitingde açılması... Hatta bir tane daha fotoğraf çektim, onu da belki görmüşsündür. 13. Cumhurbaşkanımız hoş geldiniz Kayseri ülkücüleri diye de bir fotoğraf da vardı. O da ya bu seçim karma çorman bir seçim. Kim kime neden oy veriyor, kim kime neden karşı çıkıyor, bunları anlamanın çok da kolay olmadığı, alışkanlıkların çok ciddi bir şekilde aşındığı bir seçim. Kayseri gibi böyle çok güçlü ideolojik bağlanmaların olduğu bir yerde bunun gevşediğini gördüm. Ya bir ülkücü karşılaştım, aslen Malatyalıymış, burada yaşıyormuş. Ben ülkücüyüm dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim dedi. Ve onu Cumhurbaşkanı olarak bir, yani bana yalan söylediğini sanmıyorum. Niye söylesin? Böyle bir mecburiyeti yok. Yani böyle insan... Çok uzun uzun konuşsam belki bunu savunamayacak ama mesela şu duyguya gelmiş bir takım ülkücüler, ya Kemal Kılıçdaroğlu neden olmasın, Erdoğan yerinde Kılıçdaroğlu olsun diyebilen ülkücüler var. Bu çoğu böyle diyor anlamına gelmiyor tabii ama eskiden böyle bir şeyin hayali bile kurulamazdı. Şimdi bunlar, Kayseri bunu gösterdi. Kayseri'de bu tür kırılmalar oluyorsa başka yerlerde kim bilir neler oluyordur diye düşünmeden edemedim. Bu arada şunu da söyleyeyim, ilginç bir şey. Burada miting öncesi değişik kişilerle konuştum. Bunların kimisi AK Partili, kimisi MHP'li, kimisi başka yerlerden. Hatta MHP'li bir arkadaşla da sohbet ettik vesaire. Çok sayıda milliyetçi ya da muhafazakar olan ailelerin çocuklarının içerisinde, ailelerinin, anne babalarının partisinin dışında partilere yönelen, özellikle de sola yönelen, CHP'ye yönelen insanlar olduğu söyleniyor. Onu da bir Kayseri için bence ilginç bir not. Çünkü burada benim bildiğim, daha önceki deneyimlerimden biliyorum, ülkücülük, İslamcılık falan babadan oğula geçiyor ya da anadan kıza geçiyor. Bunların da kırılmakta olduğunu işaretleri var. Tam yayının başında Hıdır Göktaş'la konuşuyorduk. Hıdır Göktaş da Kayseri'ye gitmişti. Ve izleniminde şuydu, Hulusi Akar'ın savunduğu AKP'nin kalesinden surlarında gedikler açacak demişti. Özellikle sormamı istedi Hulusi Akar'la ilgili Kayseri izlenimlerinin ne olup olmadığını. Bir daha anlamadım, bir daha... Hulusi Akar şimdi AKP birinci sıradan milletvekili adayı Kayseri'de. Hıdır Göktaş özellikle sana şunu sormamı istedi. Bir etkisi olur mu? Onun izlenim Kayseri'ye gitmişti ve şunu söylemişti. Hulusi Akar'ın savunduğu AKP kalesinin surlarında gedikler açacak demişti. Bir etkisi olur mu? Hulusi Akar,
Hulusi Akar bir fenomen, onu söyleyeyim. Kayserililerin sahip çıktığı bir isim. Bugün mitingden önce burada AK Parti'nin bir takım önde gelen isimleriyle de sohbet ettim. İsimlerini vermiyorum çünkü bir sohbetti. Onlar da Hulusi Akar'ı çok met ettiler. Çok başarılı olduğunu söylediler. Halkla çok iç içe olduğunu ama ketum davrandığını, çünkü bir devlet adamı görüntüsü verdiğini söylediler. Burada ilginç bir şekilde sırf CHP miting yapıyor diye değildir herhalde. Her yerde AKP'nin ve Erdoğan'ın ve Hulusi Akar'ın ve diğer adayların büyük posterleri var. Ve savunma sanayi meselesi çok fazla Kayseri'de ön çıkartılmış. Buradaki milliyetçi duygulara hitap ediliyor ve bunu yaparken de Hulusi Akar'ı özel olarak çok ciddi bir şekilde kullanıyorlar. Hulusi Akar Kayserili birisi, yani yabancı birisi değil. İkinci sırada gazeteci Ayşe Böğürler var. O da aslan Kayserili, çocukluğu burada geçmiş. Bu iki isim Kayseri'nin yerel AK Parti siyasetini yapan isimler değil ama çok açık söylemek gerekirse marka isimler. Kimileri bunu Erdoğan'ın Kayseri'ye verdiği önemi gösterdiğini söylerken parti tabanında bir takım rahatsızlıklar olduğunu söyleyenler de var. Ama Hulusi Akar'ın burada olması Erdoğan için tabii ki önemli. Zaten bütün bakanları yolladı biliyorsunuz. Burada Hulusi Akar'ın memleketine yolladı. Belli ki bir aşınma olduğunu görüp bu aşınmayı telafi etmek için bu kadar güçlü bir ismi yolladı. Hulusi Akar siyasi bir kişi değil belki ama ağırlı olan birisi, Kayseri seçmeninin bence hoşlanabileceği türden birisi. Yani ağır abi. Sonuçta devlet gibi adam, bir genelkurmay başkanı, milli savunma bakanı, dünyanın her yerine giden isim vesaire. O anlamda bence Erdoğan Hulusi Akar'ın memleketi Kayseri'de vererek, birinci sıraya yerleştirerek bence isabetli bir iş yapmış kendisi açısından. Ama buradaki aşınmayı Hulusi Akar giderebilir mi? Çok fazla emin değilim. Çünkü aşınma daha yapısal bir aşınma gibi gözüküyor. Ciddi bir kırılma emareleri var. Şöyle söyleyeyim. Eğer bu seçimde AK Parti belli bir gerileme yaşarsa, MHP ve AK Parti, yani o ikisinin toplam oyu olan %80 diyelim ki %65'e falan düşerse, bir sonraki seçim %50'lere kadar da gerileyebilir. Çünkü bazı şeyler trend oluyor. Burada şu haliyle gördüğüm kadarıyla beni şaşırttığını tekrar söyleyeyim. CHP'nin Kayseri'de bu kadar kendini gösterebilmesi, Kılıçdaroğlu'nun bir şekilde bir ilgi görmesi açıkçası ilginç ve Türkiye genelini de anlamakta yardımcı olabilecek bir şey. Nurcan Çakır, çok teşekkür ederiz. İyi günler.